Yakışıklı, bir kere çok güzelsin sen. Çok 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 güzelsin. Allah senin güzelliğini kat kat artırsın. Bir de çok masum yüzün, çok temiz. Allah seni hep temiz, iyi insanlarla beraber etsin. Nur gibi elin yüzün. Allah seni cennetiyle şereflendirsin. Ne güzel yüzün bu kadar temiz olması. Kötü insanlardan Allah seni korusun. Zalimlerden korusun. Ben güzel yüzümü bir daha deneyeyim. İnsan cennete girmek için mi iyilik yapar? Güzel yüzüm, şimdi bak, hikayete baktığımızda Allah'ın gerçek sevgiyi istediğini görüyoruz. Yani suni bir hakikaten mesela bir kadın düşünelim, bir erkeğe parası için seviyorsa, o adam için bu kahredicidir. Bayağı kötü yani. Ya şöhreti için mesela adamı, deli divane oluyorum, ölüp bayılıyorum diyor. Mesleğinden dolayı. Yani hatta bir kız arkadaşımız vardı. Dedi ki falancayı dedi ben dedi bayağı seviyorum dedi. Ondan evlenmek istiyorum dedi. Allah hayırlı uğurlu etsin, iyi olur dedim. Ama ya merak ediyorum dedim. Yani öylesine soruyorum dedim. O mühendisti. Mühendis olmadığını düşünelim dedim. Yani mesela bir taksi şoförü olsaydı evlenir miydim? Kesinlikle evlenmezdim. hani ahlakını, dinin, imanını seviyordun? Hani Allah rızası için evleniyordun? Hani Allah'ın tecellilerini gördüğün içindi? Paranın tecellisini görmüşsün sen. O kadar açık yani. Çok samimiyet. Gerçi karışmadım da yani sadece bir kere sordum yani öyle. Dolayısıyla Allah candan sevilmeyi istiyor yani gerçekten. İhlasla, samimi sevilmeyi istiyor. Ve o da bizi sevginin o sonsuz boyutunun içine almak istiyor. Ama bunu hak ettiğimizde bizi inandırmak istiyor Allah. Yani cennetin, cehennemin hepsinin amacı odur. Cehennem, cenneti sağlamak içindir. Yani cehennemden Allah beğendiği için yaratmıyor Allah cehennemi. Söylüyor Allah, ben size azabınızdan ne yapayım diyor yani. Fakat cennetin oluşması için ona gerek oluyor. Yani zaruri olduğu için Allah onu yaratıyor. Ama gene de lütfuyla, lütfü keremiyle oradaki insanları ölü yaratıyor. Mesela bu da çok büyük bir sır. Çok önemli. Ama bu genç bunu İslam alimleri bunu hiç söylememiştir. Hep gizli kalmıştır yani. Bu söylenen bir söz olmamıştır. Yani şuuru açık bir insan normalde cehenneme gitmez. Yani samimi bir Müslüman mümkün değil, haramdır yani. İmkansız. Tahayyülü bile olmaz. Yani Allah'ı inkar etmek anlamına gelir. Öyle bir şey olmaz. Ama tabii mümin korkacak cehennemden. Allah'tan korkacak yani. O bir üstünlük, güzellik sağlıyor. Yani sevgi kapısını açıyor insanın. Öbür türlü bir lakaytlık geliyor. Daha pervasız. İnsan şımarmaya, egoistliğe, bencilliğe, gaddarlığa çok açık bir varlıktır. Egoist, bencil ruh çok güçlüdür insanda. Onun kırılması için böyle sistemler gerekiyor. İşte ölüm gerekiyor. Efendim, hastalıklar gerekiyor. Yaşlanma gerekiyor. Cehennem gerekiyor. Ucu ucuna dengeleniyor. İnsan aslında çok şiddet bir varlık aynı zamanda. Yani o yönüyle biraz şeytana da benziyor. Ama şeytani yönü kırpıldığında, gittiğinde de melekten üstün oluyor. Mesela en büyük melekten bile üstün olur. Ama şeytani yönü de çok güçlüdür insanın. O egoist, bencil yönü. Onun burada temizlenmesi ve tezkiyesi gerekiyor. Allah bunu elde etmek için buraya bizi gönderiyor. Aslında biraz daha düşünürse, daha derin düşünürse Allah'ın birçok sırrına insan da ulaşabilir aslında. Onu da söyleyeyim. Yani biraz daha derin düşünürse, daha samimi olursa oradaki hırsa çok önem veriyor Allah. Yani Allah'ın sırlarını gören ona anlatmaz zaten. Yani Allah'ı seven kıskanır zaten. Yani öyle her şeyi anlatmaz. Yani uygun olan anlatılır. Ama Allah'ı çok sevene Allah kapıyı açar. Öyle bir kapalılık yoktur yani. Alabildiğine ilerler ve gelişebilir bir insan. Ama çok dürüst olması lazım, samimi olması lazım. Evet, dinliyorum.